Evet, zor. Kimyasala bulaşmadan bu işleri yapmaya çalışmak zor, meşakkatli. Ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, ahir zamandayız. İnsanoğluna, doğaya, hayvanlara yapılan haksızlığın haddi hesabı yok. Ve bunlar çok normalleşmiş durumda. Lütfen biraz bu konuların üzerinde düşünelim. Bize ne yapmaya çalışıyorlar? Bize ne yedirmeye çalışıyorlar? Bize kimin ilacını attırmaya çalışıyorlar? Hem kendiniz hem gelecek nesiller için bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız birilerine uşaklık etmeye, birilerinin getirdiği böceklerle onların yine size verdiği çözüm yöntemlerini kullanarak, onların cebine para koyarak, onların değirmenine kovayla su taşıyarak bu hayata asalak gibi devam etme şansına sahipsiniz. Ya da biraz düşünüp bir uyanışa varmak zorundasınız. Herkese merhaba. Bugün size iki tane organik ilaçlama çözümü önereceğim. Bunlardan bir tanesini de birlikte uygulayacağız. Daha önceki videoda yapmış olduğumuz uygulama neem ağacının yağıyla hazırlanan bir karışım. Aslında oldukça basit. 1 litre doğal ilaç hazırlayabilmek için o yöntemde 1 litre suya 2 çay kaşığı neem ağacı yağı, yani neem yağı, ayrıca 1 kaşık da sıvı deterjan ya da sıvı sabun katmamız yeterli olacak. O 1 litre karışım için, siz 1 litrenin katlarını da hazırlayacaksanız ona göre yağı ve deterjan miktarını da arttırıp kendi doğal ilacınızı hazırlayabilirsiniz. Neem yağı ile oluşturduğumuz ilaç neye etkili? Genellikle böceklerin yapısını, daha doğrusu dolaşım sistemini bozan bir etkisi var. Direkt zehirleyici etkisi yok. Bu nedenle arılara ya da emici olmayan böceklere herhangi bir zararı söz konusu değil. Bizim için en önemli şey zaten arılara herhangi bir tesirinin olmaması gerekiyor. Ne kadar doğal bile yapmış olsanız. Aynı zamanda sizin de rahatlıkla kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Size herhangi bir zarar vermeyeceğine emin olarak gönül rahatlığıyla kullanmanız gerekiyor. Az önce verdiğim o karışımı, o tarifi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok geniş bir etki alanı var emici böceklerle ilgili. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her emici, zararlı böceğin dolaşım sistemini bozabiliyor. Neem yağı ile yapmış olduğumuz bu karışımı muhtemelen pek çoğunuz daha önce duymuşsunuzdur. Fakat şu anda size çok daha az duyduğunuz, belki ilk defa duyacağınız bir üründen bahsedeceğim. Neem yağına kombine ettiğim ve çok başarılı sonuçlar alabildiğimiz bir ürün bu. Yine aynı şekilde organik. Şu çay bardağının içerisinde 100 ml olarak gördüğünüz şey odun sirkesi. Doğal olarak elde ediliyor. Yine herhangi bir zehirli etkisi yok. Rahatlıkla, işte gördüğünüz gibi ben bunu bu bardakta rahatlıkla tutabiliyorum. Bildiğiniz üzüm sirkesinden ya da elma sirkesinden çok da farklı değil. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde arılara zararı yok ve size de zararı yok. Bu iki etken bizim için en önemli maddeler. Neem yağıyla bunu 10 günde bir uygulama yaptınız. Neem yağıyla. Sonra 10 gün sonra odun sirkesiyle bir uygulama yaptınız. 10 gün sonra yine neem yağıyla bir uygulama. Sonra odun sirkesiyle bir uygulama şeklinde sezon boyunca buna devam ederseniz gönül rahatlığıyla bitkilerinizi korur ve gönül rahatlığıyla da o bitkilerden, o sebzelerden, meyvelerden hasat ettiğiniz ürünleri tüketebilirsiniz. Bunun uygulamasını birlikte yapacağız. Çeşitli kullanım alanlarına göre çeşitli miktarlarda karışımlarla oluşturulabiliyor. Fakat en genel kullanım miktarı sebze ve meyveler için önerilen 1'e 200 oranında karışım. Yani 10 litre yapacaksanız 50 ml odun sirkesi, 10 litre ilaç hazırlayacaksanız ya da işte 1 litre ilaç hazırlayacaksanız 5 ml odun sirkesi kullanmanız yeterli olacak sebze ve meyveler için. Çok da rakamlara takılmaya gerek yok. Yani bir miktar fazla ya da bir miktar az kullanabilirsiniz. Farklı farklı etkileri var. Yani biraz fazla kullandım, 60 kullandım, 70 kullandım gibi bir derdiniz çok olmasın. Çok öyle o ziraatçilerden aldığınız korkunç kimyasallar gibi olmadığı için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben de burada 16 litre su var ilaçlama depomun içerisinde. Ben 16 litreye biraz daha yoğun bir
karışım kullanıyorum. 100 mililitre gibi bir odun sirkesi uygulaması yapacağım. Hazırsanız uygulamaya başlayalım. Yapmamız gereken şey çok basit. Odun sirkesini sadece bunun içerisine karıştırıyoruz. Koklamak ister misin? Tam olarak kokusu bir barbekü sosa benziyor. Barbekü soslu bir sirkeye benziyor. Evet. Depomuza bu şekilde uyguladık. Çalkalamayı da yaptığımıza göre şimdi kılıcımızı kuşanalım ve ilaçlamaya geçelim. Evet, karışımımız hazır. Uygulamaya başlıyorum. Bu uygulamaları bu arada muhakkak bilenler biliyordur ama ben yine tekrar edeyim. Yoğun güneş altında yapmaktan kesinlikle kaçınıyoruz. Ya sabahın erken saatlerinde şu anda olduğu gibi ya da akşam. Gördüğünüz gibi uygulamayı da tüm yapraklara erişecek şekilde yapmanız gerekiyor. Bu genelde yaprak üstü bir uygulama değil mi? Evet. Toprağa uygulanıyor mu? Hem neem için soruyorum hem odun sirkesi için soruyorum. Neemin toprağa uygulanmasında herhangi bir sakınca yok ama fayda da yok. Odun sirkesi toprağa ot engelleyici olarak kullanılabiliyor. Yoğun miktarda 1'e 20 oranında karıştırılarak ot engelleyici olarak kullanılabiliyor. Hmm. Bu da asidik özelliğinin olmasından kaynaklanıyor. Onu söyleyeyim. Diğer sirkeler gibi. Aynı zamanda odun sirkesinin bitkileri besleyici özelliği de var. Yani 1'e 500 oranında sulandırılarak kullanıldığı zaman yapraktan besleyici özellikli bir hal alıyor. Ama çok az miktarda. Hani ona güvenip yaprak gübresi muamelesi yapmamak lazım. Şimdi ben burada gönül rahatlığıyla bunu kullanabiliyorum gördüğün gibi. Evet, maskesiz. Aynen öyle. Söylemek istediğim şey buydu. Lütfen uygularken siz hangi ilacı olursa olsun, yani ne yaptığınız, doğal olarak ne yapıyor olursanız olun, yine eldiven, maske ve gözlük kullanın lütfen. Ben şu anda size bunun ne kadar rahatlıkla uygulanabileceğini anlatabilmek adına kullanmıyorum eldiven, maske ve gözlük. Mesela odun sirkesi ne zararı var, ne zararı olabilir? Eğer maske, gözlük, eldiven kullanmazsanız. Bu bir sirke. Bu bir çeşit sirke olduğu için de yüksek miktarda asidik. Hassas ciltlerde tahrişe yol açabilir. Ben niye kullanmıyorum? İşte siz bunu görebilin diye. Ben gönül rahatlığıyla bunu atabiliyorum. Herhangi bir sakıncası yok. Teneffüs etmemde ya da solumamda ya da işte bir tarafıma değmesinde diye görebilin diye yapıyorum bunu sadece. Yani demem o ki ben böyle yapıyorum diye. Siz böyle yapmayın. Siz yine kullanın eldiven, maske, gözlük. Tabii bir de şu var. Şimdi sen diyorsun ki bu doğal. Bakın ben bunu eldivensiz, gözlüksüz kullanıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum o yüzden. Eyvallah. Ama siz bunu uygularken yanınıza çocuğunuz gelir. Dersiniz ki ya Mustafa doğal dedi. O yüzden hani biraz da bunun tedbirli bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizmek lazım. Ne olursa olsun. Elma sirkesi bile sıksan tabii. Çocuğu rahatsız öyle edebilir yani. Yani şey gözüyle de bakmamak lazım. İşte Mustafa doğal dedi, zararsız dedi. O zaman bunu bir çay bardağı içelim biz falan gözüyle de bakmamak lazım yani. Biraz tedbirli olmakta fayda var. Bu ilaçlamayı yaptığımız zaman tercihen 3 gün kadar hasat yapmıyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde meyvesi var salatalığın. Ben bunların da üzerine rahatlıkla sıkabiliyorum. Fakat tercihen 3 gün hasat yapmıyorum. O da bir kendi içim rahatlasın diye herhalde, bilmiyorum. Daha önceki ilaçlama videomuzda mısırın üzerinde karabit vardı. En net şekilde onu çözdük. Kavunlar çok kötü durumdaydı. Birazdan gösteririz. Kavunlar inanılmaz bir gelişim gösterdi o ilaçlamadan sonra. Bu arada hafiften bir böcek saldırısına uğradın mı? Evet.
Çünkü kaçırıcı etkisi var. Hepsi kaçıp gidiyor. Özellikle domatesde tuta kelebeği olan seralarda bunu uyguladıkları zaman çok komik sonuçlar oluyor. Kelebekler şeye kaçıyor. Seradan kaçmaya çalışıyor. Tavana falan gidiyor. Tuta kelebeği için etkili silahım var demiştim. İşte bu iki silah, bu ikisini kombine ettiğim zaman tuta kelebeğiyle rahatlıkla baş edebiliyorum. Evet. Bu iki ürünü de internetten bulmak mümkün mü? Nem, yağ zaten internetten buluyorum ben. Odun sirkesi de aynı şekilde satılabiliyor. Çok da güzel bir üreticisi var. Çok da güvenilir aynı zamanda. Evet, patlıcanları ilaçlıyor. Bak, patlıcanlara ilaç ihtiyacı doğmuş. Neden? Yapraklar yeniyor. Evet. Bir zararlı dadanmış bize. Tam da patlıcanların meyveye durduğu anlar. Görüyor musun patlıcanı? Evet. Enginarlarda şey var, sıkıntı var. Bu yoktu, bu yeni oluştu. Evet. Birkaç gün sonra bunun sonucunu gösteririz. Bunu 3 gün sonra ya da 4 gün sonra bir kez daha burayı çekelim, hepsini gezelim. Tamam. Sen bu arada kayıt altına al. Ne oluyor, ne bitiyorsa. En net örneği şu anda enginarlarla verebileceğiz herhalde. Çünkü daha büyük bir hasar göremiyorum. Herhalde en net şeyi o verecek insanlara. Fikri o verecek. Dostlar, 3-4 gün sonra yeni bir video ile yine karşınızda olacağız. Bunların sonuçlarını göreceğiz. Bakalım etkili mi, değil mi? Ona göre karar veririz. Nem yağını ve odun sirkesini 10 gün aralıklarla kombine etmemiz gerektiğini söylemiştin. Nem yağıyla şöyle kombine öneriyorum. Koruyuculuğu 7 gün. Genellikle böceklerin de yaşam döngüleri 21 günde bir değişiyor. Yani bahçenize dadanan bir zararlı var. Doğal yöntemlerle ya da kimyasal yöntemlerle, yani zehirli yöntemlerle onları öldürdünüz. Bu sizin bundan kurtulduğunuz anlamına gelmiyor. Çünkü muhtemelen bıraktığı yumurtaları ve larvaları var. Genellikle bu döngü 21 gün. Yumurtadan yeni böceklerin çıkması 21 gün sürüyor. O yüzden de birinci ilaçlamayı yaptınız. 21 günlük dönem sonrası için muhakkak ikinci ve üçüncü ilaçlamaları yapmanız gerekiyor ki o yumurtalardan ve larvalardan da kurtulabilmeniz maksatlı. O yüzden kombinasyonu öneriyorum ben. Birincisinde neem yağıyla yaptın, ilacı hazırladın, kullandın. 7 gün etkinlik süresi var. Sonra o yumurtalar için ya da başka böcekler için 10 gün sonra odun sirkesi yaptın, kullandın. Bunun da yine 7 gün gibi bir ortalama etkisi var. 10 gün sonra tekrar neem yağından yapılan ilacı kullandın. Yani ilk uygulamayla ikinci uygulama arasında 20 günlük bir süre olmuş oldu. O ikinci yaptığın uygulama, ilk uzaklaştırdığın, ilk etkisiz hale getirdiğin böceğin yumurtaları ve larvaları için etkili olmuş olacak. Böylelikle kalıcı bir çözüme ulaşmış olabileceksiniz bahçenizde. Yine tekrar aynı şekilde odun sirkesini de 10 gün sonra yaparsanız hemen hemen neredeyse problemsiz bir sonuca erişeceksiniz diyebilirim. Bunu atlamayın lütfen. Yani bir kere ilaçladım, o böceği öldürdüm ya da o böceği uzaklaştırdım, İş bitti değil. Muhakkak etkin bir mücadele içerisinde bulunmanız gerekiyor zararlı böceklerle. Bunda da ilacı rotasyonunu kullanıp düzenli olarak uygulama yapmanız gerekiyor. Başarılı sonuca erişebilmek için. Şu anda böcekler yoğun miktarda üzerime atlıyor. Burada biraz uzun kaldık çünkü İşimiz varmış burada. Sonucu merak edenler kanalımıza abone olup 3-4 gün kadar beklemenizi rica edeceğim efendim. 3-4 gün kadar sonra sonuçları da size yeni video ile paylaşacağız. Bunlarda pek bir sıkıntı yok ama biz gene de bir sıkalım. Gel, yani herkesin sevgilisi domatese geçelim. Oho. Bu zamana kadar yaptığım en zor çekimi yapıyorum dostlar. Sebep neydi? Yani bir ıslanma durumu var. Hem makineyi koruyorum. Bir de şu anda adeta kendimi bir tavuk gibi hissediyorum. Çünkü barbekü sos sıkılıyor üstüme. Evet. Barbekü sosla sirke karışımı bir şey kokuyor. Hassas mı cildin? Yok.
Ruhum? Evet. Hassassa bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Çünkü gönül kırıcı bir özelliği yok. Bunu kullandığınız zaman kendinizi kötü hissetmeyeceksin. Buradan tüm kalbi, ruhu hassas insanlara sesleniyorum. O ilaçlardan uzak durun. İlaç dediğim şey o kimyasal zehirlerden. Ya çok net bir şey söyleyeceğim, etkili olsun abi. Bak, şöyle kullanamıyorsan bir ilacı, şu şekilde gönül rahatlığıyla ağzında maske yokken, elinde eldiven, gözünde gözlük yokken kullanamıyorsan kullandığın ilacı, o ilacı yediğin şeye sıkma. Onu evet, nasıl yiyeceksin abi? Çocuğuna nasıl yedireceksin ya? Normalde tuta saldırısında şöyle domatesin şuralarında küçük küçük siyah delikler görüyoruz. Evet. Oradan giriş yapıyorlar. Aa, sen tutacılara şey yapıyorsun. Tamam, tabii şu anda tuta mücadelesi ya bu. Güzel güzel. Yani gördüğünüz gibi bizim domatlarda herhangi bir siyah küçük delik yok. Bunun da niye yok? Böcek bize uğramıyor mu? Buralarda en büyük baş belası. O konuda bilgi vereyim mi? Lütfen. Tuta nedir bu tuta? Bize zamanında bizde hiç mevcut olmayan bir böcekten bahsediyoruz. Tuta absoluta. Meksika'dan geldiğini söyleyenler var. Ben inanmıyorum. Bence İsrail'den geldi. Şu anda domates üreticimizin baş belası durumunda. Buna çözüm bulmaya çalışıyor domates üreticisi. Çok büyük oranda da ürün kaybına, verim kaybına neden oluyor. Aslında en çok merak edilen şey tutayla nasıl baş ettiğimiz. İşte gördüğünüz gibi açıkta bir de bu tuta. Yani açıkta çok daha fazla etkili oluyor tuta kelebeği. Biz bunu açıkta üretiyor olmamıza rağmen üzerinde bir tane bile yok. Seralarda bile baş edemiyorlar. Örtü altı üretimde bile tuta kelebeğiyle baş edemiyorlar. Kaldı ki açıkta nasıl baş edilsin? Ama işte bu tarz yöntemlerle birazcık araştırıp kendini geliştirip uygulamakta çözümünü bulabiliyoruz. Domateslerin yaprak budaması gelmiş bu arada. Bir videoda onun için yapalım mı? Domatesde yaprak budama. Duymuş muydun daha önce? Senden duydum ama bir yerde görmedim. Tamam, bir videoda ona yapalım. Şu anda bu videoyu izleyenler vaatlerle dolu. Neler yapacaktık? Evet, uygulamanın sonuçlarını gösterecektik. Domatesde yaprak budama. Kalsiyum uygulamasını gösterelim. Çünkü birkaç tane bitkide dip çürüklüğü var. Kalsiyum eksikliği var abi. Görmek ister misin? Tabii. Domates şöyle dibinden çürüyorsa. Evet. Bu dip çürüklüğü kalsiyum eksikliğinden kaynaklanıyor. Buna acilen direkt kalsiyum uygulamamız gerekiyor. İki tane seçeneğimiz var. Bir, gidip ziraatçıdan kalsiyum ilacı satın alabiliriz. İki, kendimiz direkt kalsiyum damıtıp kalsiyum elde edip toprağa uygulayabiliriz. Biz ikinciyi seçeceğiz. Kalsiyum damıtacağız, direkt kalsiyum elde edeceğiz ve toprağa uygulayacağız. Acilen bu problemi çözmemiz gerekiyor. Şu anda en büyük problemimiz bu. Çok ciddi saldırı altındayım şu anda. Yani etrafımı böyle bir arı kovanına çomak sokulmuş gibi sivrisinek, böcek üstümde geziyorlar şu anda. Çok normal. Uygulamayı bütün yapraklara yapıyoruz arkadaşlar. Mümkünse yapabildiğiniz her yere, mümkünse yaprağın önüne, arkasına, gövdeye, meyveye, Allah ne verdiyse şeklinde biberlerimize uygulamayı yapıyoruz. Abi gördüğüm kadarıyla enginar, biber, domates giriyorsun. Aynen. Bitki ayrımı var mı? Her bitkiye uygulanabiliyor mu? Bu söylediğim iki tarifinde, iki ilacında, ilaç demek de dilim var ya. İki karışımın da ya da ne derseniz artık
iki güzel şeyin de bir kullanım limiti yok. Yani domatese, bibere, patlıcana, ağaçlara, limon ağaçlarına da kullanabiliyorum ben aynı zamanda. Çileğe de az önce gördüğünüz kullanıyorum. Yani herhangi bir kısıtlaması yok. Burada şu güzellik var aslında. Sen mesela bir biber ya da işte domates neyse zarar geldiğinde o zarar görmüş yaprağı götürür ziraatçıya gösterirsin. Ziraatçı bakar işte der ki atıyorum buna kımıl zararlısı dadanmış. İşte biber kımıl zararlısı. E ne yapacağız? Onun için şu ilaç var. Domates, domatesde kullanamaz. Domates için de şu ilaç var. İşte limon için de bunu atman lazım. Güzel bir teşkilat. Aynen öyle. Çok güzel bir teşkilat. Gerçekten kurucusunu tebrik ediyorum. Böyle güzel 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 sağırlar adamı yani. Domates bilmem ne böceğine ayrı. Domates tuta kelebeğine ayrı. Bu arada tuta kelebeğine ne verirlerse versinler çözemiyorlar. O tuta kelebeği çok büyükler. Bu yüzden bu video muhtemelen başlığına tuta kelebeği yazarsak bayağı ilgi görecektir yani. Dostlar ben buradan herkese sesleneyim. Üreticilere özellikle. Hobi olarak yapanlara da tabii ki de en başta vatana millete bir kazanım sağlasın diye üreticiye sesleneyim. Tuta kelebeğiyle uğraşıyorsunuz ve başaramıyorsunuz. Lütfen bu sözümü dinleyin. Bu vermiş olduğum uygulamayı en azından bir deneyin. Herhangi bir zararının olma ihtimali yok. En azından bir aylık periyotta ikişer kere uygulayarak bir deneyin, bir görün sonuçları. Sonrasında işte bir dua ederseniz Allah razı olsun. Dua etmezseniz de sıkıntı yok. En azından vatana millete bir hayrımız dokunmuş olur. Güzel mesaj verdin mi? Çok güzel. Ağzına sağlık. Gerçi ben gurur duyuyorum. Tüylerim diken diken oluyor bu konularda. Bak arılar var mesela. Evet. Şeye gelmişler kabak çiçeklerine. Ben buna gönlümü rahatlığıyla sıkabiliyorum yani. Ama arıyı da rahatsız edecektir yani şu anda sıktığımız şey. Abi hiçbir şeyi rahatsız etmiyorsa bir kere sıvı, su bile sıksan hayvan rahatsız olur kanatları ıslansa. Kaldı ki bunun bir kokusu var. O da şimdi görevini... O yüzden akşam saatlerinde yapmakta, arılar mesaiyi bitirdikten sonra yapmakta fayda var bu tarz uygulamaları. Biz çekim yapabilelim diye sabahın bu saatini seçtik. Bak geçtiğimiz videoda hatırlıyor musun şunu? Evet. Simsiyahtı üzeri. Gel çekeyim onu da. Sadece şu anda ölmüşleri var. Rahmetlileri var. Evet. Bunları da şöyle elinizle temizleyebilirsiniz. Kara bitmiş bu arada. Ben sormuştum bu nedir arkadaşlar bu böceğin adı diye. Gel bir de kavunları gösterelim istersen. Sonra buna devam edersin. Uzun süre kavundan hiçbir şekilde bir gelişim göremedik. Bütün yapraklar büzüşmüş, ölüyorlardı. Sen kavunu görüyor musun? Hı hı, tabii. Kavunu görüyorsun değil mi şunu? Tabii şunu görüyorum. Şunu. Görüyorum oradayım. Ben ilk defa gördüm de o yüzden. Aa! Vallahi ben bile... Buraya özellikle beni getirdin yok, zannediyorum. Orayı gösteriyorsun zannediyorum. Kavunu. Ben küçükleri gösterecektim bak burada var diye. Maşallah ya. Abi şaka gibi ya. Kaç gün oldu biz bunu yapalı? Bir hafta olmadı. Bir haftalık bir dönüm. O halinden kurtardı, çiçeğe döndü, meyveye döndü. Evet. Bak burada da var. Maşallah şunu ya. Şunu da göster abi. Hani? İşte. Ay, abi ya inanamıyorum ya. Sen kavun mu olacaksın? Büyüyeceğim, kavun olacağım ben. Karpuz peyniri yapalım mı kanka? Bak. Gelmiş o kıvama. Oh maşallah. Mustafa konuyla alakalı söyleyeceğin ek bir şeyler var mı bilgi? Ek bilgi... Aşağı yukarı söylenecek her şeyi söyledik. Bir talebim, bir isteğim olacak.
özellikle konunun ilgilileri, hobi bahçesi yapanlar, doğal ürün yetiştirmeye çalışanlar, yani kaygıları bizimle aynı olan insanlar, çocuklarına doğal bir şeyler yedirmek isteyen, çocuklarını zehirlemek istemeyen insanlar için bir mesajım var. Evet, zor. Kimyasalla uğraşmadan, kimyasala bulaşmadan bu işleri yapmaya çalışmak zor. Meşakkatli. Üreticiler için de söyleyeyim hatta. Onlar için de durum çok zor. Ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, tanımlaması aslında tek güzel bir tanımlaması var onun. Ahir zamandayız. İnsanoğluna, doğaya, hayvanlara yapılan haksızlığın haddi hesabı yok. Ve bunlar çok normalleşmiş durumda. Lütfen biraz bu konuların üzerinde düşünelim. Bize ne yapmaya çalışıyorlar? Bize ne yedirmeye çalışıyorlar? Bize kimin ilacını attırmaya çalışıyorlar? Bunları biraz sorgulayalım. Biraz kendimize gelelim. Ben bu konuda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyler göstermeye çalışıyorum insanlara. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Yani sadece ben burada bu çözümleri kendim buldum, bu domatesi kendim yiyeceğim üstünden gitmeyen bir adam olduğumu az çok biliyorsunuzdur. Lütfen sorgulayın. Lütfen bu uğurda biraz çaba sarf edin. Biraz yorulacaksınız. Evet. Ben yorulmuyor muyum? Evet, yoruluyorum. Ama bunun keyfine varacaksınız. Bunun da faydasını göreceksiniz. Hem kendiniz hem gelecek nesiller için bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız birilerine uşaklık etmeye, birilerinin getirdiği böceklerle onların yine size verdiği çözüm yöntemlerini kullanarak, onların cebine para koyarak, onların değirmenine kovayla su taşıyarak bu hayata asalak gibi devam etme şansına sahipsiniz. Ya da biraz düşünüp, yok hayır ben bu düzene evet diyemem artık. Bir uyanışa varmak zorundasınız. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz, çok zor bir şey değil, oradaki beğen tuşuna bir basıverin lütfen. Bunu benim için değil, kendiniz için yapın. Çünkü siz o beğen butonuna bastığınız zaman, çünkü o videonun altına yorum yazdığınız zaman bir etkileşim, algoritmaya bir etki bırakıyorsunuz, bir iz bırakıyorsunuz. Ve o matematiksel hesapla güzel olduğunu düşündüğünüz şey daha fazla sayıda kişinin karşısına çıkıyor. Bu açıdan bakmanızı rica edeceğim duruma. O yüzden elinizi korkak alıştırmayın. O butonlara bir basıverin. O yorumu bir yapıverin. Ayrıca fikriniz de önemli. Yorumlarda ne yazdığınız da benim için çok önemli. Çünkü siz videoyla bir şey öğreniyorsunuz. Ben yorumları okuyarak binlerce şey öğreniyorum genellikle. O yüzden lütfen mümkünse yorum da yazın. Ve eğer abone değilseniz kanallarımıza abone olmanızı rica edeceğim. Ki bu tarz içeriklerin devamını da yakalayabilin. Hem de biraz büyüyelim artık. Biraz sesimiz çıksın değil mi? O kadar da sessiz, o kadar da salak oturmayalım değil mi bir kenarda? Elimizde sarımsak sirkeli karışımlarla pıs 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 domatesimize pıs pıs yapmak güzel de. Bir de bunu insanlara bir duyuralım değil mi ya? Paylaşalım bu derdimizi, videoları. Bu derdimizi. Ha, video paylaşım olursa o da Allah razı olsun deriz. Olmazsa da canınız sağ olsun ya. Çok da şey değil yani. Her şey olacağına varır. Allah herkesin aslında hayırlısını versin. Ağzına sağlık kardeşim. Muhteşem bir video oldu. İnşallah öyledir. Eksiğimiz varsa, ya şunu yapmadınız, şunu göstermediniz, şunu söylemediniz dediğiniz bir şey altına yazın. İşte biraz daha belki videoyu yetersiz bulabilirsiniz. Belki bir şeyler eklememizi isteyebilirsiniz. Yazın lütfen onları. Çünkü onlara önem veriyoruz. Ona göre yeni bu tarz içeriklerle karşınızda olmaya çalışırız efendim. Şimdilik alasmaldık diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.